Bak bir daha söylüyorum, darbe durumunda Allah esirgesin çok kalabalık. Önemli, çok çok kalabalık. Bir de milis çok hayati yani halk. İnşallah. Yani değil mi? Polisin hemen ortaya çıkması, hiç vakit kaybetmeden ortaya çıkması ve askerin de hiçbir şekilde itaat etmemesi. Mesela tankın içine soktular, götürüyorlar diyor. İşte PKK'ya baktı, darbe var. Hemen tanktan atlayıp kaçsın. Hemen. Becerebiliyorsa aküsünü çıkartsın. Hemen kaçsın. Veyahut silahla efendim çemsele götürüyorlar. Efendim indirdiler bir yere. Dediler ki işte artık darbe oldu, siz buradasınız. Hemen silah mekanizmasını söksün. Kaçsın. Kıyafetini çıkartsın. Hemen kaçsın. Yani şapkasını, kıyafetini çıkartıp kaçsın. Amana halkın arasına karışsın. Bir de bu tip durumda askerin silahını almanın hükmü nedir? Bunlar bir netleştirsinler. Halk mesela askerin silahını alıp kendini savunabilir mi? Değil mi? Asker çünkü hem askeri koruması gerekecek hem kendini koruması gerekecek. Orada ben garibim gördüm aslanımızı. Askerin silahını alıyor. Duruyor elinde sonra içine sinmiyor. Geri askere veriyor silahı. Askeri çekip vuruyor. Yani bunları açıklık getirmek lazım. Yani hukukçular bu konuyu vuzuata kavuştursunlar.